Merhabalar arkadaşlarım. 32 numaralı ünitemizle devam ediyoruz. 5. köşe taşındaydık en son. Hemen bunu da bir halletmeye çalışalım arkadaşlarım. Evet, birinci sorumuz bakalım ne diyor dostlar. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir ve kökler de diyor birbirine eşittir. Dostum, eğer ne demiştik hatta bir önceki videomuzda? Kökler birbirine eşit demek. Bir tane kök yazılır çözüm kümesine, çift katlı kök var demektir, çakışık iki kökü var demektir ve bu durumda deltası kesinlikle sıfır olacak diyeceksiniz. Şimdi deltayı bulalım hemen. B'miz -6, o zaman B karemiz 36, -4 çarpı A 1'dir, sabit sayısı yani C dediğimizde P artı 5 olur bu durumda. Ve bu delta 0'a eşit olacak. Hadi düzenleyelim. 36 eşittir. 4 tane P artı 5 buraya artı olarak geldi. 4'e bölelim. 9 eşittir. P artı 5 çıktı. O halde P'de 4 geldi goberler. Evet, şuna geldik. İkinci sorumuz. Diyor ki denkleminin çakışık iki kökü olduğuna göre. Çakışık kökü var dediği zaman deltayı sıfır eşitleyeceğiniz demiştik. Hadi deltamızı bulalım arkadaşlarım. B kare eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı A yerine M gelmiş çarpı C eşittir 0. Bu durumda 16 eşittir 4M. 4'e böldük her iki tarafı. M eşittir 4 çıktı dostum. Denkleminin çift kat kökü. Hepsi aynı anlam arkadaşlarım. Çift kat kök, çakışık kök. Yine delta eşittir 0 diyeceğiz biz dostlar. Hadi deltayı 0 yapalım. B kare 36 eksi 4 çarpı A'mız 1 yazmıyorum. C'miz de 2M eksi 3 eşittir 0 olacak. Yine 36 eşittir. Eksi 4'lü olan şu ifadeyi buraya atalım. 4 çarpı 2m eksi 3 buraya artı gelsin. 4'e bölelim. 9 eşittir 2m eksi 3. Eksi 3'ü buraya aldım. Artı geldi. 12 oldu 2m. 2'ye bölersek de m 6 çıktı goberler. Denklemini sağlayan x değerleri birbirine eşittir. Yani x1 eşittir x2 diyor. Aynı birinci sorumuzda olduğu gibi. O zaman hemen delta'yı bir sıfıra eşitleyelim arkadaşlarım. Delta eşittir 0 diyelim. Yani b karemiz 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı c. C'miz de 2m kare eksi 4'tür. Eşittir 0 diyor. Hemen eksi 4 tanesini buraya atalım. Şöyle oldu. 16 eşittir 4 çarpı 2m kare eksi 4 oldu. 4'e böldük. 4 eşittir 2m kare eksi 4 geldi. Eksi 4'ü bu tarafa attım. 8 eşittir. Yine uç. Şu kalemi alayım ben neyse. 8 eşittir olacak arkadaşlarım. Eksi 4'ü bu tarafa atarsak 8 eşittir 2m kare. 2'ye böldük. 4 eşittir m kare. Dolayısıyla m eşittir ya 2 ya da eksi 2 çıktı. Bize diyor ki m'nin alabileceği büyük değer a. Yani 2 dediğimiz değer a. Küçük değer de b olduğuna göre b de eksi 2'ymiş. 3 çarpı 2, 6 eksi eksi 2. Yani 6 artı 2 gelir. Cevabımız 8 çıktı dostlar. Çevirdik arka tarafı ve bakıyoruz birinci sorumuza. 7. köşe taşındayız dostlar. Denkleminin iki gerçek kökü olduğuna göre denklemin iki kökü varsa delta büyüktür 0 diyeceğiz dostlarım. Şimdi delta büyük 0. Deltayı bulalım. B kare 49 eksi 4 çarpı A'mız 1, C'miz de M eksi 1 büyüktür 0. Hemen eksi 4'lü olan ifadeyi bu tarafa attım. Ya da şöyle yapalım. 49 bölünmediği için 4'e 49 eksi 4m artı 4 büyüktür 0 oldu. 49 ile 4'ün toplamı 53 eksi 4m'i bu tarafa attım. Artı 4m geçti.
4'e bölelim. 53 bölü 4 büyüktür n çıktı. 53 bölü 4 yaklaşık olarak kaçtır diye düşünüyorum arkadaşlarım. 13 olsa, 13 kere olsa 52 bölü 4 13'tür. O zaman 13 virgüllü bir şey. 13.2 gibi bir şey diyelim biz ona. M 13.2'den küçük bir değer. O zaman en fazla 13 olur diyebiliriz dostlarım. 2'ye geçtik. Denklemin reel kökü olmadığına göre. Bu da şu demektir. Delta 0'dan küçük. Kök yoksa 0'dan küçük. 2 kök varsa 0'dan büyük. Kökler eşit, çakışık, çift kat dediğinde de delta 0'a eşit diyecekmişiz. Peki, hadi delta küçük 0. B kare yani 16. Eksi 4 çarpı A'mız 1 yazmıyorum. C'miz de A artı 2. Küçüktür 0 dedim. Eksi 4'lü ifadeyi buraya attım. 16 küçüktür 4 tane A artı 2'den. 4'e böldük hemen. 4 küçüktür A artı 2'den. 2'yi gönderdik. 2 küçüktür A'dan. Yani A 2'den büyük. 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. En küçüğünü soruyor. 3. 3 numaraya geldik Gobeller. Denkleminin farklı 2 kökü. Yani delta büyük 0'dan o zaman. Hemen delta'yı bulalım. B kare yani eksi 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı A'mız K, C'miz de 3. Büyüktür 0. 36 dursun burada. Eksi 12K bu tarafa artı 12K geldi. Bir de 12'ye bölelim. 3 büyüktür K'da ya da K küçüktür 3'den. Adana şıkkımız doğru cevaptır. Fonksiyonu için fx eşittir 5. Yani x yerine öyle bir sayı yazıyoruz ki sonuç 5 oluyor. Acaba diyorum x yerine kaç yazarsam bu ifade 5'e eşit olur. Hadi 5'i de bu tarafa alalım. Şöyle oldu. X kare eksi 6x artı m. 5 buraya gelirse eksi 5 olarak gelecek. M eksi 4 eşittir 0. İşte bir ikinci dereceden denklemimiz var. Ve diyor ki bu denklemin diyor çözüm kümesinin iki gerçek elemanı var. Yani deltası sıfırdan büyüktür diyor. Hadi deltayı sıfırdan büyük yapalım o zaman. B kare 36 eksi 4 çarpı A'mız 1 yazmıyorum. C'miz de M eksi 4. Büyüktür 0. Önce 4 tane M eksi 4'ü bu tarafa atıyorum. 4 çarpı M eksi 4 diye. Burada 36 kaldı. 4'e böldüm. 9 büyüktür M eksi 4'ten. Eksi 4 buraya artı geldi. 13 büyüktür M'den. Ya da M küçüktür 13'ten. İşte 12 olur, 11 olur, 10 olur, 9 olur diye gidiyor böyle. Bize de neyi soruyor? M büyük tam sayı değeri 12 olur en fazla. Evet 6'yı da gördük. Hemen 7 numarayı alalım şöyle önümüze. Bakalım odaklanmamıza. Evet o da güzel. Denkleminin köklerinden biri eksi 2 olduğuna göre kök demek ne demek arkadaşlarım? 2 tane kökü olabilir. İşte x1 mesela eksi 2. Kök dediğim ifade bu x yerine yazıldığında sonucu 0 yapan ifade demektir. X yerine yazdığımda denklemi sağlıyor demektir. Hadi x yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi 4 olur. X yerine eksi 2 yazarsam burada eksi 2 şuradaki eksiyle çarpılırsa artı 2 olur. Artı 2'yi de şu içeriye dağıtarsam ne demekse 2K artı 14 olur. eksi K burada var Gobeller artı 11 eşittir 0. Düzenleyelim. 4 14 daha 18 yaptı. 18, 11 daha 29 yaptı. 29'u bu tarafa attım. Eksi 29. Burada ne var? 2K eksi K. Yani K. K eksi 29. Zaten onu soruyormuş Gobeller. Çözdük. Denkleminin kökleri 1 ve 4. Yani 1 yazınca da 0 oluyor. Yazalım o zaman. 1 eksi M artı N eşittir 0. Yani N eksi M eşittir eksi 1. 4 de köküymüş. O zaman 4 yazınca da sağlayacak. 4 yazalım. 16 eksi 4 m artı n eşittir 0. Yani n
Eksi 4m eşittir eksi 16'ymış. Buna göre m artı n toplamı acep nedir diye bir soru soruyor bize Gobeller. Hemen burada bir yok etme metodu yapalım isterseniz. Şu üst tarafı eksiyle çarpalım mı arkadaşlar? Eksi n artı n artı 1. Buraya aynen yazıyorum. N eksi 4n eksi 16. Topluyorum bu kerataları. N'ler gitti. Eksi 4 artı 1 daha eksi 3n. Eksi 16 1 daha eksi 15. Bir de eksi 3'e bölelim. M eşittir 5 geldi dostum. M 5 ise N de eksi 4 çıkacak buradan. Çünkü eksi 4 eksi 4 eksi 5 yok eksi 4 çıkmayacak. Artı 4 çıkacak. 4 eksi 5 eşittir eksi 1 olacak. 5 yazarsam eksi 5. Buraya geçti artı 5. 4. Doğru. M 5 N 4. Toplamları 9. Ceyhan şıkkımız doğru cevap. Geldik bu gobele. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Ve zaten x1'i vermiş bize. Hadi getirin burada yerine yazın. 0'a eşit diyelim. 5 yazıyorum. 5'in karesi 25. 2 ile çarptım 50. Eksi 5 ile burayı çarpacağım. Eksi 5m artı 20 olur. Eksi 5. Eksi de burada var. İçeriye dağıtıyorum. Artı 2m eksi 22 eşittir 0. Düzenleyelim şimdi. 50. Şunların ikisi eksi 2 yapar. 48 olur. 48. Eksi 5m 2m daha eksi 3m eşittir 0. 48 eşittir 3m. M eşittir 16. M'i bulduk dostlar. Yani ben bu denklemi bir daha düzgünce şuraya yazarsam 2x kare M neydi? 16. 16'dan 4 çıktı 12. Başında da eksi var. Eksi 12x. 16'ydı. 32 yaptı. 22 çıktı. Artı 10 eşittir 0. Hatta her terimi 2'ye bölebiliyorum. Bölelim. X kare eksi 6x artı 5 eşittir 0. Bak bunu çarpanlarına ayıracağım şimdi. 5 ile 1'dir bunun çarpanları. Hatta eksi 5 ile eksi 1 anca sağlıyor arkadaşlarım. O zaman x eşittir 5. X 2 eşittir de 1'dir. Diğer kökü de 1 çıkıyor. Bana ne diyor? Kök içinde x1'in karesi yani 5'in karesi 25 eksi 9 çarpı x2 yani 1, 9. 25'ten 9 çıkarsa 16'dır. O da dışarıya 4 diye çıktı. Son sorumuza bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Yani ben şurada x yerine x1 yazarsam 3x1 eksi 11x1 eşittir. Eksi 2'yi de buraya atalım 2 olacak. Aynı şekilde x2 yazarsam 3 şurası kareymiş. 3x2'nin karesi eksi 11 tane x2 yine eşittir 2 gelecek dostlar. Şimdi benden ne istiyor bakın. Şurası tanıdık geldi mi size? İşte bulmuştuk biz. 2 burası. Peki şuraya bakalım. 3 2 parantezine alsam ben burayı artı 2 parantezinde 3x2'nin karesi eksi 11x2 geliyor mu burası? Onu da 2 diye bulmuştuk. E 2 de burası demek ki. Yani 2 artı 2 çarpı 2. Burası 4. 2 ile de topladım. 6 geldi dostlarım. Yani cevap Bursa. Evet. Arkasındaymış hemen 8. Bir de 8'imiz kaldı arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. 8'i de çözelim. Denkleminin birer kökleri eşit olduğuna göre. Bak bu şu demek. Mesela bunun kökü x1 ile x2 olsun. Bunun kökü x1 ile x3. Yani birer kökleri ortak. Yani ben burada x1 x gördüğüm yere burada da x1 yazsam. Burada da x1 yazsam sağlıyor. Ha tutup da şimdi biz de x1 yazmayalım yalandan yere. X işte arkadaşlarım. Aynı harf. İstersen AA yaz bunların yerine. Ya da x yaz. Fark etmez. Peki böyle olduğu zaman ne yapacağız öğretmenim? Hemen x kareleri yok etmeyi deneyin dostlarım. Önce bakın üst tarafı 2 ile çarpıyorum. 2x kare
artı a, eksi pardon 6x artı 2m eksi 10 eşittir 0. Alt tarafı aynen yazıyorum. 2x kare eksi mx artı 2 eşittir 0 diyorum. Şimdi çıkartalım bunları birbirinden. Yani şurayı eksi ile çarpalım. Eksi olur, artı olur, eksi olur. Burası zaten 0. Toplayınca bunlar gitti. Şöyle geliyor. Eksi 6x artı mx artı 2m eksi 10 eksi 2 yani eksi 12 eşitmiş 0. Şimdi başka neler yapabiliriz diye düşünelim. Şunları bir x parantezine alsam ilk etapta. X parantezinde m eksi 6 gelir. Şunları da 2 parantezine alsak artı 2 parantezinde m eksi 6 da buradan geldi mi dostlarım? Peki bir de m eksi 6 parantezine alalım bunları. M eksi 6 parantezinde aslında çıktı cevap da biz bakmayın uzatıyorum işte buradan birazcık ben. M eksi 6 parantezine alsam bir de m eksi 6 parantezinde ne geliyor? X artı 2 eşittir 0. Şimdi ya diyeceğim ki şurası 0'dır ya da burası 0'dır. M eksi 6 eşittir 0 ise m eşittir ne geldi dostlarım? Eksi 6'dan 6 çıktı. M eşittir 6 geldi. Biz bir yerde hata mı yaptık acaba diye bakacağım şimdi ben. Nerede işlem hatası yaptık diye bir görelim arkadaşlarım. Ne yaptık? X kareleri yok ettik. Burayı 2 ile çarptık. 2 ile yok şu alt tarafa hiçbir şey yapmadık. Eksi 2. Yukarıyı 2 ile çarptık. 2x kare. Eksi 6x artı 2m eksi 10. Doğru. Burayı da 2 ile çarpmadık. Aynen yazdık burayı. Sonra eksi ile çarptık. Artıya döndü. Eksi oldu. Bunlar gitti. Eksi 6x artı mx artı 2m eksi 10. Eksi 2 daha. Eksi 2. Eksi 12 geldi. Eşittir 0. Buraya kadar her şey doğru. Şunları x parantezine aldım dedim. M eksi 6 geliyor. 2 parantezine aldım. M eksi 6 geliyor. M eksi 6 parantezinde de x artı 2 m eksi 6 oldu. Bunu hatta bu tarafa atarsak x eşittir. Eksi 2 geldi. Şimdi buradan x'i eksi 2 bulduk. Burası 0 ise x eksi 2. Getirip eksi 2'yi şurada yerine yazsam ne geliyor? Eksi 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Artı 2 daha 10. 8 2 daha 10. Onu bu tarafa yattık. Eksi 10. Eksi 2 yazarsam burası neden 0 olmuyor? Şimdi anladım. Tamam. Eksi 2 yazıyordum. Artı 2m geliyor burası da. Eşittir eksi 10. M eşittir eksi 5 çıkıyormuş dostlar. Hadi bakın bir tane daha yapalım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız burayı. Denklemin her iki kökleri de eşit. Birbirine eşit olduğuna göre m çarpı n çarpımı nedir diye bir soru sormuş. Kökler birbirine eşitse arkadaşlarım, bunun kökler toplamı da birbirine eşittir. Kökler çarpımı da birbirine eşittir diyebiliriz. Yani x1 yazınca da bunun aynısı işte buna eşitmiş. X2 yazınca da aynısı. O zaman madem ki x1'ler, x2'ler tıpatıp aynıysa x1'lerin toplamı da x1 ile x2'nin toplamı da bunda da aynı sonuç, bunda da aynı sonuç çıkartacak. Şimdi kökler toplamı diye bir şey var. Daha gelmedik oraya galiba ama kökler toplamının formülü şu. Eksi b bölü, şuraya yazayım. Eksi b bölü a arkadaşlarım. Kökler çarpımı dediğimizde c bölü a. Şimdi burayı tabi muhtemelen ileride göreceğiz burayı arkadaşlar biz ama şimdiden bir duymuş olun siz bunu. Yani ben getirip tek tek bir x1 yazıp bir de x2 yazıp bulmaktansa öyle yazınca belki daha kolay mı geliyor tam düşünmedim arkadaşlarım ama ben kökler toplamından gideceğim. Şunun kökler toplamı eksi b yani şurada zaten eksi var artıya döndü. O zaman m eksi n eksi 2 bölü a 1 yani bu bunun kökler toplamı. Bununki de şuranın eksilisi bölü a. A da 1 olduğu için direkt bu. 5n eksi n. Bunun eksilisini aldım. Bunlar birbirine eşit. Eksi n'i buraya atalım. 2n. Eksi n'i buraya atalım. Şurada bir de eksi 2 var. 6n.
2'ye bölelim. M eksi 1 eşittir 3'e. Bu birinci denklem. Bir de kökler çarpımını yapacağım. O da C bölü A. Bakın bunun C'si burası. A'sı da 1. M artı 2N eksi 12 bunun kökler çarpımı. Bununki de 6N eksi 13 eşitmiş 6N eksi 13'e. Eksi 13'ü buraya alalım. 2N'i de buraya alalım. N artı 1 geliyor burada. 2N buraya gelirse 4N. M artı 1 4N'miş arkadaşlarım. M eksi 1 de 3N'miş. Ne yapalım? Şimdi alt tarafı eksiyle çarpıp toplayalım. Bak eksiyle çarpıp topluyorum. M'ler gitti. 2 kaldı. 4N eksi 3N'den de N kaldı. N 2. N 2 ise burası 6 yapar. Eksi 1'i de bu tarafa atarsam M de 7 yapar. 7 ile 2'nin çarpımını soruyor. Cevap 14. Burada diyor ki birer kökü eşit olduğuna göre M değeri kaçtır? Yine x kareleri yok edelim mi biz arkadaşlar? Üst tarafı eksi ile çarpıyorum bak. Eksi olur. Artı olur. Artı olur. Ve topluyorum. X kareler gitti. Ne geldi burada? M eksi 2 tane x artı 6 x. Artı 6 geliyor şuradan. Eksi m eksi 10. Geldi dostlarım. Böyle bir şey geldi. Eşittir. 0 oldu. Düzenleyelim. X parantezine alalım şunları. M eksi 2 ile 6'nın toplamı. M artı 4. Şurayı da şöyle bir düzenleyelim. 6 eksi 10 eksi 4. Yani eksi parantezinde M artı 4 de buradan geliyor. Eşittir. 0 oldu. Şimdi M artı 4'ü bu tarafa atalım. Şöyle olacak. X M artı 4 eşittir. M artı 4'e. Bakın burada M artı 4'ün katsayısı X. Burada M artı 4'ün katsayısı 1 olduğu için X eşittir 1 yakaladık dostlarım. X 1'miş. Şimdi kökü hemen getirip şunların birinde yerine yazınca da M'i bulacağız. X yerine 1 yazalım şu alttakinde. 1'in karesi 1. 6 kere 1 6 topladım 7. Eksi M eksi 10 eşittir 0. Eksi M'i buraya atalım M. 7 eksi 10'da eksi 3'tür. M eşittir. Eksi 3 geldi. Son soruya bakıyorum. Birer kökleri eşit olduğuna göre M kaçtır diye soruyor. Yine ne yapıyorum arkadaşlarım? Direkt çıkartalım. Alttakini eksi ile çarptığımızda toplayınca gidiyor x kareler. Mx eksi 5x. 10 artı 10 eksi 2M eşittir. 0 oldu dostlarım. Düzenleyelim. Burayı x parantezinde m eksi 5 yazalım. Eşittir. Şunları da bu tarafa atalım. 2m eksi 10 olur. X m eksi 5 parantezinde eşittir. 2 parantezinde m eksi 5. X eşittir. 2 geldi dostlar buradan. Kısaca hemen söyleyelim. X 2. Getirip birinde yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4 artı 2m artı 10 eşittir 0. 14 bu tarafa attım. 2m eşittir. Eksi 14 geldi. 2'ye bölersek de eksi 7 çıktı gobeller. Evet arkadaşlar. 8 numarayı da gömdük. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.